Evet, sanırım yayındayız ve başlayabiliriz bu Marksist Teori Okumaları dizisinde. Sanırım yayındayız ve başlayabiliriz bu Marksist Teori Okumaları dizisinde. İkinci haftamızdayız ve Henri Lefebvre'in Diyalektik Materyalizm kitabını okumaya, yorumlamaya devam ediyoruz. Şimdi önceki seminerimizde biçimsel mantığın ya da biçimselciliğin eleştirisi, biçimsel mantığa indirgeme yönteminin eleştirisinden bahsetmiştik. Ve sanırım 22. sayfa civarında sanırım kaldık. Orada şey daha önce. Evet, 16. sayfada kaldık. 16'dan itibaren Lefebvre bu biçimsel mantık eleştirisini biraz bir kenara alıp diyalektikten bahsetmeye başlıyor ve diyalektik mantıktan bahsetmeye başlıyor. Şimdi bu zaten tam da o dönemlerin önemli bir tartışması. Zaten Sovyetler Birliği'nde tam da bu biçimsel mantık ve diyalektik mantığın yerine dair tartışmalar yapılıyordu. Ve biçimsel mantığın yetersizliği, biçimsel mantığın kendi başına bir açıklayıcı olmaması gerektiği, bunun zaten Aristoteles sonrası dönemde özellikle skolastik düşünürler tarafından, ki aslında buna İbn Sina'yı da ekleyebiliriz belki, İbn Sina ve daha sonra skolastik düşünürler tarafından ontolojik boyutundan soyutlanarak daha formel bir boyuta doğru getirilmesi gibi eleştiriler yapılmıştı Sovyetler Birliği'nde. O tartışmaların bir devamı gibi görebiliriz. Çünkü pek çok materyalist düşünür Sovyetler Birliği'nde bu diyalektik mantığın formel mantığın en azından tamamlayıcısı olması gerektiğini söyleyecek. Şimdi burada Lefebvre öncelikle Kantçı düşüncenin, Kantçı dualizmin yetersizliğine de bir değinerek başlıyor. Bunu çok ayrıntılandırmıyor. Çünkü Kantçılık da biçimle içeriği, düşünceyle kendinde şeyi, bilme yetisiyle bilginin nesnesini ısrarla birbirinden ayırmıştır diyor. Çünkü mantıkçıların da yaptığı buydu aslında. Toplumsal gerçeklikten, epistemolojiden herhangi bir işte inceleme konusunda unsurları alıp bunları ayırmak, çok keskin, katı ve değişmez tasniflere tabi tutmak aslında sık sık yaptığı bir eleştiriydi bu onun mantıkçılara. Kant'ın da aslında tam da bu keskin birbirinden ayırma işlemini yaptığını söylüyor. Diyalektik yöntemin ve bu arada tabii ki Hegel'in diyalektik yönteminin böyle olmayacağını anlattığını dolayısıyla görüyoruz. Tabii diyalektik konusuna geçmeden aslında daha hemen bir sayfa önce de yani geçtiğimiz hafta en son bitirirken söylediğimiz bir eski diyalektikten de bahsediyor. Pürüzsüz ve pürüzsüz düşünceye tartışma ve ihtilaf sanatını katmak söz konusuydu diyalektik gündeme getirildiğinde. Ve bu diyalektiğin eski anlamıyla aslında ucu açık ve sonsuz tartışmalar, sonu olmayan tartışmalar ve bunun getirdiği şüphecilik vardı. Hegel'in ve bu arada tabii Lefebvre'in de ve tabii Marx'ın ve Engels'in de anladıkları anlamda diyalektik böyle bir diyalektik değil. Mesela sofistlerin diyalektiği değil. Başka bir diyalektik. Bu Lefebvre burada bunu açıkça söylüyor. Sonu olmayan tartışmalar bizi bir şüpheciliğe götürür. Bunun bir iyi bir yanı da vardır. Ve bu iyi yanla beraber tam da o biçimsel mantıkçılıkta ya da işte her şeyi matematiğe indirgeyen bir bakışta karşılaştığımız o şüpheyi aşma çabasının, muğlakların ötesine geçme çabasının bir kenara bırakılması söz konusu olur ve şüphecilik sayesinde böylece bir aslında o mutlak kabul edilen, değişmez kabul edilen, ayrık kabul edilen unsurları birbiriyle bağlantılandırmaya başlarız. İdrak gücü kendini mutlak addeder. Oysa sadece sınırlı anlık ve dolayısıyla geçici bir güçtür. Bu nedenle de çatışkılar yaşar. İyi şüphecilik kaba dogmatizmi eleştirir ve yok eder. Yani dogmatizmden, sabitlikten, o katı ayrıştırmalardan tartışmalara doğru yöneldik. Şimdi bu noktada aslında geçtiğimiz haftanın sonunda hatırlattığımız bir şeydi. İki seçeneğimiz var. Ya eski diyalektiğin yöntemini devam ettirip ucu açık sonu gelmez bir tartışma silsilesine doğru geleceğiz ve
gerçeklik hakkında herhangi bir nihai değerlendirme yapamayacağımız gibi bazı durumlarda gerçeklik diye bir şey yoktur sonucuna varacağız. İşte hakikat hakkında herhangi bir değerlendirme bir söz söylemeyeceğimiz gibi her şeyin göreli olduğu, her şeyin tartışmaya açık olduğu, tek bir tanımın kesinlikle yapılamayacağı gibi sonuçlara varacağız. Bu zaten klasik şüphecilikte çok yapılmış olan, pek çok ekolde yapılmış olan ve bu arada postmodern epistemolojide de çok yapılan bir şeydir. Yani 1980'lerden itibaren işte büyük anlatıları bir kenara bırakalım, büyük hakikat iddialarını bir kenara bırakalım demekten hakikat diye bir şey yoktur. Hakikat üzerine herhangi bir söz söylenemez. Gerçeklik bir noktaya indirgenerek anlaşılamaz. Gerçeklik zaten anlaşılamaza kadar varan bir genelleşmiş bir şüphecilik de ortaya çıkmıştır. Bir yöntem bu. Hegel'in de Lefebvre'in de çözdüğü şey, seçtiği yöntem tabii bu değil. Bu anlamıyla bir diyalektiği sürdürmek ve sonu gelmez tartışmaları aslında baki kılmak istemiyor. Buna karşılık başka bir önerisi var. Burada mantık biliminden yine bir alıntı yapmış. Dikkat ederseniz aslında bu bölümdeki neredeyse bütün alıntılar ya mantık biliminden ya da Hegel'in Felsefi Bilimler Ansiklopedisi'nin küçük mantık bölümünden. Yani mantığı, Hegel'in mantığını temel alarak diyalektik analizlerini yapıyor. Hegel'in mantığını temel alarak yine biçimsel mantık analizlerini, eleştirilerini yapıyor. Tabii diyalektik yöntemin belki de en güzel, en kapsamlı şekilde serimlendiği, anlatıldığı yerler de Hegel'in o mantık bilimindedir ve ansiklopedinin küçük mantık bölümündedir. Neyse burada yine bir alıntı yapayım. Ancak somut ve hakiki olanı bir hiç uğruna ayrıştırmaya kalkışan ve de diyalektik biçimde ele alınan nesnenin bir hiç olduğunu sonucuna varan sofistle bu diyalektik arasında, yani Hegel'in diyalektiği arasında bir ayrım yapmak gerekir. Düşüncenin hareketine dair net bir bilince tekrar bağlanan diyalektik yeni ve daha üst düzey bir anlam kazanır. Yani sonu gelmez süre giden tartışmalar ve sürekli olarak tanımların, işte hakikat iddialarının sorgulandığı ve sonu gelmez bir sorgulanmaya tabi tutulduğu bir diyalektik yerine düşüncenin hareketine dair net bir bilince tekrar bağlanan diyalektikten bahsediyor. O yüzden anlamları sürekli olarak daha üst düzeye taşımak. Yani o tartışmaların sonucunda yine hakikat iddialarımız oluyor. Mutlak hakikate dair iddialarımız da oluyor. Dair diyorum. Yani mutlağa dair sözler söylüyorsunuz. Bütüne dair sözler söylüyorsunuz. Ama Lefebvre yine de bunun nihai olmadığını da söyleyecek. Çünkü aslında burada bir zıt arasında bir diyalektik bir orta yol bulmak gerektiği söz konusu. Ya ucu bitmez tartışmalarla herhangi bir şey üzerine söz söylememek ya da küçük bir tartışmadan sonra benim bulduğum mutlak hakikat zaten budur diye artık bütüne dair bir nihai söz söylemek. İkisi de değil. Söyleyeceğimiz sözlerin yine tekrardan tartışılabilir üzerine, tekrardan yazılabilir, üzerinde konuşulabilir sözler olduğunu belki bilerek bir inceleme yapmamız gerekiyor. Burada tabii belki metinden 1-2 dakika uzaklaşarak şunu düşünmek gerekiyor. Tam da bu yöntemi aslında Marx da Engels de Lenin de ya da başkaları da uyguluyorlar çok çeşitli inceledikleri konulara. Örneğin Alman ideolojisini yazdıkları dönemde üretim tarzları silsilesine dair pek çok şey söylediklerini görüyoruz. Bunu ne yapmışlar? İşte o dönemin tarih yazımını, o dönemin sosyoloji literatürünü tartışmaya açarak yapmışlar. Yani o dönemde verilen bazı yargılar var toplumla ilgili, sabit kabul edilen bazı şeyler var. Bu sabit kabul edilen unsurlar arasındaki bağlantıları kurarak, işte toplum ve üretim arasındaki bağlantıyı yeniden hatırlatarak, sınıflar arasındaki çelişkileri, çatışmaları hatırlatarak bir analiz yapmışlar. Bu analizden hareketle işte bir diyalektik bir soruşturma yapmışlar. Ondan sonra Alman ideolojisi kitabında bildiğimiz işte köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum gibi farklı toplum biçimleri arasındaki o ayrıştırma ortaya çıkmış. Bununla kalsalar da eğer ve daha sonraki yıllarda herhangi bir şekilde bu yaptıkları tasnifi, işte topluma dair yaptıkları bu değerlendirmeyi, toplum bütününe dair yaptıkları bu analizi hiçbir şekilde sorgulamadan devam ettirselerdi, aslında kendi yöntemlerinden uzaklaşmış olurlardı. Çünkü dönüp dolaşıp tekrar bakıyorlar topluma. Gerekirse kendi yaptıkları bu analize yeni sorular soruyorlar. Onları bir diyalektik soruşturmaya açıyorlar.
İşte yıllar sonra Asya üretim tarzı, Asya tipi üretim tarzı diye bir şey keşfediyor. Mesela Marx başka okumalarından hareketle işte başka literatürde kullanılan bu kavramı kendi çalışmalarına uyguluyor. Şimdi bizler de bu düzeyde kalsak ve işte Marx'ın ölümüne kadar söylediği ya da Engels'in ölümüne kadar söylediği şeyler zaten nihai hakikattir. Bunun üzerine bir sorgulama yapmamız gerekmiyor dersek eğer bu da aynı şekilde diyalektik olmayan bir bakış açısını devam ettirmek olurdu muhtemelen. O yüzden tam da bu nedenle sürekli olarak bu diyalektiğin uygulanması ama bir yandan da o bütüne dair söz söylenmeye çalışılması da gerekiyor. Yani gölgesinden korkan ve herhangi bir şekilde o nihai sözü söylememeye çalışan bir yaklaşım yerine sözü söyleyen ama yine de bir bunun başka bir araştırmacı ya da başka bir bu yöntemi uygulayan bir kişi tarafından tekrardan sorgulanabileceğini de bilen bir yaklaşım belki tam anlamıyla bir Marksist yöntemi bize veriyor bu çerçeveye göre. Bu arada Hegel'in diyalektiğine dair veciz bir Hegel'in yaklaşımına dair veciz bir özet de yapmış yine bu 18. sayfada çelişkili düşünceler içerisinden doğru öğeleri bulup çıkaran bir bilim. Yani yine o muğlaklık zemininde kalan ve herhangi bir doğru öğeden bahsetmeye çalışmayan değil, doğru öğeleri bulup çıkaran, ondan sonra yeniden onları belki çelişki düşünceler içinde tekrardan incelemeye de açık hale getiren bir bilim diye bunu açabiliriz. Hegel'in peki önemi başka nerelerden kaynaklanıyor? Hegel biçimden değil içerikten ya da geçen haftaki tartışmayı devam ettirelim. İşte soyutlamalarla sınırlamayarak kendini somut gerçeklikten yola çıkıyor. İçerik diyerek anlattığı bu. Yani içerik derken, somut gerçeklik derken binlerce yıllık insan faaliyetiyle işlenmiş olan öylesine çeşitli, öylesine çelişkili bu zengin içerikten yola çıkması gerekiyordu Hegel'in. Ve bunu yaptı. Bu içerik zaten düşünceydi, evrensel düşünceydi, bilinç ve bilgiydi diyor. Burada tabii Hegel'in idealist yaklaşımının da aslında bir hatırlatmasını yapıyor. Buna daha sonradan dönecek. Ama her durumda bir mantıksal biçimden, matematik biçimden yola çıkıp işte bunları bir ilk çıkış noktası ya da işte esas mesele olarak kabul etmek yerine insan faaliyetini, binlerce yıllık insan faaliyetinin birikimini dikkate alıyor Hegel. Bu da yine onun dikkate alması gereken şeylerinden biri, özelliklerinden biri. Ve böylece aklın önemi tam da burada karşımıza çıkıyor Lefebvre'e göre Hegel'de. Akıl, özgül olumlamaları ve sınırlı içerikleri tartışan, yani o özgül olumlamalar ve sınırlı içerikleri verili kabul etmeyen, onları tartışılmaz mantıksal ya da matematik gerçeklikler kabul etmeyen, onları yıkan, ayrıştıran, bunların birinden diğerine akan ve bunları tahakküm altına alan bir düşünce hareketi olarak tanımlamak gerekir. Yani akıl bu sabit olumlamaları açıyor, sınırlı içerikleri tartışıyor ve bir akış karşımıza çıkıyor artık. Bu arkadaşlar bizim basit bir empirik bilgi edinim sürecimizin dışında bundan daha farklı bir şey. Var olanı kabul etmekle, onları duyularımızla almakla ya da onları verileştirip yazıya dökmekle kalmıyoruz. Bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Orada bu nedenle akış kavramını özellikle önemsiyor. Bir akış olarak gerçekliği kavramak aslında akılın yapması gereken iş. Bu da tam da idrak ya da anlama gücünün ötesine geçen bir şey. Çünkü idrak ya da anlama gücü düzeyinde kalırsanız Hegelci bir perspektiften ya da burada Lefebvre'ci bir perspektiften tam da duyduğunuz şeyi zaten mutlak kabul etmeniz çok kolaydır. Görmediğime inanmam, deneyini yapmadığım şeye inanmam, veriselleştirmediğime inanmam deyip işin içinden çıkarsınız ve verileriniz birdenbire mutlak hale gelir. Halbuki burada söylendiğine göre esas mesele tam da o veri kabul ettiğiniz şeyler arasındaki ilişkileri, bütünlüğü ve dinamiği anlamaya çalışmak. Her durumda bütün bu yaptıklarınızın sonucunda yeni ve daha yüksek kavramlara ulaşmanız gerekir. Bunu defaatle söylüyor. O sonu gelmez tartışmalar ya da sonu gelmez gözlemlerin ötesine geçip yeni kavramlar, yeni içeriklerle zenginleşen belki bir analiz. Bu arada bu çevirimizde tabii GL başlığıyla şeyle kısaltmasıyla Büyük Mantık kitabına atıflar görüyorsunuz. Büyük Mantık'ın Türkçe bir çevirisi de var Aziz Yardımlı tarafından yapılan. Ben bazı yerlerde Türkçe çevirdeki yerleri not etmeye çalıştım da mesela bu diyalektik işte daha yüksek bir kavrama ulaşması gereken diyalektik tanımını Türkçe çeviride 37-38. Sayfalarda yapıyor.
Karşılaştırmak isteyenler belki öyle okumak isteyebilirler. Her durumda Hegelci akıl zıtlıkları sabit kabul etmiyor ve zıt görünen unsurları, birbirine tamamen karşıt görünen, sabit bir şekilde birbirlerini dışlayan görünen unsurları aslında ilişkili unsurlar olarak ele alıyor. Yani bunlar aynı bütünün birer parçası olabilir. Farklı görünen ama aynı şeyler olabilir. Her durumda ilişkili unsurlar olacaktır Hegel'in ele aldığı zıtlıklar. Tam da burada aslında Lefebvre belki bu tartışmayı tam bu şekilde yapmıyor ama çelişki kavramına daha sonra tekrar dönecek. Hegel'in çelişki dediği şey basit bir zıtlık değil. Yani mantığı düşünün ya da işte klasik Aristotelesçi felsefede işte özdeşik çelişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı teorilerindeki şeyi düşünün. O kesinlikle birbirinden ayrılan unsurlar üzerine söylenenleri. Hegel hep bu çok kesinlikle birbirlerinden ayrılan unsurların aslında bir şekilde birbirleriyle bağlantılı olduğunu söyleyecek. Bunun için mekanik bir yanıt getirmiyor hiçbir zaman. Bazen birinin içerisinde diğeri olduğunu gösterecek. Bazen dediğim gibi işte farklı farklı unsurlar olsa bile aynı bütünün, mesela aynı tarihsel sürecin parçası olduklarını söyleyecek ve tam da mesela burjuvazi ve proletarya zıt kavramlar, zıt terimler midir? Belki bir mantıkçı olsanız öyle alabilirsiniz. Hatta işte diyelim çok güzel istatistiksel analizler de yaparak işte burjuvazi proletarya birbirinin tam aksi, tam zıttı yerlere koyarak bir şey çıkarabilirsiniz. Analiz yapabilirsiniz. Ama Hegelci ya da Lefebvre'ci diyelim bir yaklaşımda bu yetmiyor. Her durumda siz o burjuvazi ve proletaryanın kendi aralarındaki bağıntıları, bağlantıları, biri olmadan diğerinin var olamadığını, İşte birinin varlığının zaten diğerinin onu sömürmesinden geldiğini, ikisinin birden aynı üretim tarzının aslında farklı veçeleri olduğunu hatırlamanız gerekiyor. Tam da çelişki dediği bu. Zıtlıktan, işte katı bir karşıtlıktan farklı olarak çelişki, ilişkili bir zıtlık. Aynı bütünün içindeki ve dinamik bir ilişki içinde bir zıtlık. Çelişki üzerine zaten daha sonra tekrardan dönecek, tekrardan bakacak bu konuya. Bu kavram tabii, bu çelişki kavramı üzerine çok düşünülen bir kavram. Lenin'de felsefe defterlerinde olsun, başka şeylerde olsun, eserlerde olsun çelişki üzerine bolca sayfa bulabilirsiniz. Mao'nun çelişki üzerine başlıklı sanırım 1937'de yaptığı bir konuşmadan türettiği makale önemli bir kavramdır yine. Tam da bu metafizik sabit karşıtlık anlayışının yerine dinamik dinamik ve tarihsel bir ilişkililik üzerinden yürüyen bir çelişki kavramını koyması. Ve bütün bunlar da burada karşımıza çıkıyor. Lefebvre'in de analizlerinde karşımıza çıkıyor. Ve tekrardan aslında mantık bilimine dönersek önemli bir şeyi hatırlatıyor burada Lefebvre 21. sayfada. Hegel mantık biliminde en başlarda varlıkla başlar anlatımına. Yani ilk mantık biliminin ilk konusu aslında varlık kategorisidir. Varlığın tanımlanması çok kolay olmayan, neredeyse imkansız, çünkü çok genel bir kategori olduğunu söyler. Bunun tam zıttına diyelim gelir yokluk. O da aynı şekilde üzerinde düşünülmesi, yine tanımlar düşünülmesi, akıl yoluyla düşünülmesi belki çok zor bir şeydir. Ama esas Hegel mantığının, Hegel felsefesinin akışı neyle başlar? Yoklukla varlığın, varlıkla yokluğun birliği olan oluş kavramıyla. Hegel bütün teorisini oluş üzerine oturtur. Yani bir şey varsa vardır, yoksa yoktur ve bunun üzerine daha fazla spekülasyon yapıp işte varlık var mıdır, yokluk yok mudur konularının tartışmanın çok anlamı yok. Ama bildiğimiz bir şey var, oluş halinde bir var olanlar bütünü var. Oluş halinde bir varlık var aslında. Bizim ona bakmamız gerekiyor. O yüzden Hegel tam da işte bu sabit bir varlık ya da işte bunun gibi kategorilerden hareket etmeyecek. Zaten onun ele aldığı gerçeklik oluş halinde, yani hareketli bir gerçeklik olacak. 21. sayfada hatırlattığı tam da bu. O yüzden salt hiçlik, salt yokluk, yani salt varlık, bunları soyut olarak almak yerine somut oluş onun esas ilgilendiği konu olacak.
Bu pek çok Marksist diyalektikçinin aslında hatırlattığı bir şeydir. Mesela Lukács'ta da bunu görürüz. İşte varlık ve yoklukla vakit kaybetmek yerine işte bunlar üzerine spekülasyon yapıp da ilerlememek yerine bu dinamik oluşun muazzam zenginliklerini ele alır Hegel diye hatırlatır onlar da. Çünkü bütün Marksistlerin de topluma ya da bütün doğaya da yaklaşımı bu dinamiklik üzerine olacak. Sabit kabul edilmeyen, sabit olduğu, sabit görüldüğü yerde bile aslında bunun hareketli olduğunun hatırlatılması gereken unsurlar arayacaklar gerçeklikte Marksistler. Ve buradan hareketle her şey oluşum parçası, her tür belirlenmiş varoluş, bütünlüklü hareketin parçası, o hareket halindeki varlığın parçası ve bu dönüşümleri içinde, bu ilişkiselliği içinde bizim varlığı, varoluşu anlamamız gerekiyor. Şimdi burada biraz daha hızlı ilerliyorum. Yine 24. sayfada Hegelci diyalektiğin özelliklerinden bahsederken biraz önce söylediğimiz şeyleri aslında şu şekilde toparlıyor. Hegelci diyalektik ele alınan bütün gerçekliklere, olumlamalara ve kavramlara yaşamı ve hareketi tekrar katmak ister. Üzerinde çok düşünülmesi gereken bir cümle bu. Çünkü dikkat ederseniz Hegelci diyalektikte gerçeklikleri ele alıyoruz, olumlamaları ve kavramları ele alıyoruz ve bunlara yaşamı ve hareketi tekrar katmaya çalışıyoruz. Şimdi klasik metafizikte, Hegel öncesi metafizikte yaygın olan tavır tam tersiydi. Aslında eski metafizikçiler de ve bu arada Aristoteles gibi büyük, çok büyük düşünürler de tabii ki somut dünyanın bir oluş ve bozuluş dünyası olduğunu biliyorlardı. Fiziğin tanımı zaten klasik Aristotelescilikte, Aristoteles'te, İbn Sina'da, Farabi'de ya da başkalarında oluş ve bozuluşa konu olan bir dünya olmasıdır. Yani oluş var, evet bu dünyada var, fizik dünyada var, yani doğada var. Ama bu oluş ve bozuluşa konu olan karmaşık pek çok unsurdan oluşan bu gerçekliği incelemek için, onun bütünlüğüne hakim olabilmek için sabit kategorilere başvurmak istedi metafizikçiler. Engels mesela Anti-Düring'in tam o ön söz ya da giriş kısmında bunu uzun uzadıya anlatır aslında. Hegel'in de kısmen düştüğü bir tuzak aslında bu. Yani bütün bu oluşa yaptığı vurguya rağmen yine de dönüp dolaşıp o mantığı ve onun kategorilerini sisteminin en başına yerleştirecek. Bu mesela Engels'in yaptığı bir eleştiri. Ama her durumda Hegel diğer metafizikçilerden farklı olarak en azından ele aldığı o kategorilere yaşamı, hareketi katmak istiyor. Yani yaşamdan sabit kategorilere uzanmak yerine kategorilerin içine yaşamı sokmaya çalışıyor. Bu önemli bir şey. Çünkü yaşamdan sabit kategoriler çıkarmak belki gereklidir. Çünkü hepimiz bunu yapıyoruz. İşte soyuttan somuta, somuttan soyuta gitmeye çalışıyoruz hep analizlerimizde. Marx'ın da yapmaya çalıştığı bu. Ama eski metafizikteki sorun somut gerçekliğin karmaşıklığından soyut basitliği, soyut kategorileri, soyut bir matematiği çıkarmışlardır. Ondan sonra bu işte gerçekliğin zemininde, temelinde ya da kökeninde var olan şeydir demişlerdir. Aslında Hegel'le birlikte Lefebvre'in yapmaya çalıştığı, bütün bu kategorilerin o dinamik gerçeklikle çok yoğun bir ilişkisi olduğunu hatırlatmak ve tabii Marksist bir Hegelci olduğu için aynı zamanda bu kategorileri yapanın da aynı zamanda biz insanlar olduğumuzu hatırlatmak. Yani her durumda o gerçeklik tüm karmaşıklığıyla karşımızda ama aynı zamanda bir bütün teşkil ediyor. O bütünü anlamak için biz kendimiz insanlar olarak kategoriler ortaya koyuyoruz ve dolayısıyla o bütüne yaklaşmak için koyduğumuz kategoriler bu şekilde gerçeklikte beraber ele alınması gereken unsurlar. Ve 24. sayfanın sonunda da bu hafta seminerimizin başından beri o bahsettiğimiz o sürekli tartışan diyalektik mi yoksa mutlak hakikate dair söz söyleyen diyalektik mi konusunda belki son noktalardan birini koyuyor. Her hakikat görelidir ama bu göreli haliyle mutlağın içinde konumlanır ve mutlak hakikat içinde bir yeri vardır. Göreli çünkü oluş halinde hareketli bir bütünlüğün parçası her şey, siz, ben, toplum, doğa, her şey. Ama aynı zamanda mutlağın içinde konumlanıyor çünkü bir bütünün parçası, bu toplumsal bütün
doğal bütün ya da bütün varoluşun bütünü olarak ele alınabilir. Dolayısıyla o görelilik yine de her durumda aslında sabit bir zemine, sabit olmasa da bir zemine oturan bir görelilik. Bundan sonra yazarımız Lefebvre formel mantık konusuna geri dönecek. Yani formel biçimsel mantığı eleştirdi. Diyalektik bunun alternatif olarak ne söyleyebilir bunu ortaya koydu. Bir tarafta sabitlik varsa diğer tarafta hareket var, oluş var. Bir tarafta soyutlamaları kutsallaştırmak varsa diğer tarafta soyutlamalarla somutlamaların, somutluğun sürekli olarak ilişkisini kurma çabası var. Peki o zaman biçimsel mantığı biz tamamen bir kenara mı bırakacağız? Genişletelim bu sorumuzu. Mesela her türlü matematik yöntemi de bir kenara mı bırakacağız? Bundan yararlanmak gereksiz mi tamamen o zaman elimizde diyalektik varsa? Hayır diyor. Bu da değil. Çünkü mantık da matematik de yine bizim gerçekte var olan o somut olaylardan, olgulardan, oluş halindeki nesnelerden hareketle yaptığımız soyutlamalar, sabitlemeler ve bizim bu karmaşık gerçekliği anlamak için onlara yeni ihtiyacımız olacak. Geçen haftaki vurgumu hatırlatıyorum. Yeter ki sabitlemeyelim. Yeter ki bunları eleştiriye kapatmayalım. Yeter ki tekrar tekrar bunların üzerine söz söylemeye çalışalım. Ya da matematik ya da mantık yöntemlerle gerçeğe dair kısıtlı bir söz söylerken aynı zamanda o kısıtlı yaptığımız şeyi incelemeyi bir bütünlük içinde ele almaya çalışalım. Buradan tekrar çelişki konusuna geliyor. Anlaşılabilir bir şey. Çünkü mantıkta, klasik mantıkta, biçimsel mantıkta büyük ayrılıklar, büyük farklar, işte büyük çatışmalar üzerinden giden bir belki şey var. A, A'dır, B, B'dir ve özdeşlik ve çelişmezlik ilkesine göre zaten A'nın B olmaması gerekir aslında. Ha, öyle olması gereken de ancak gerektiği durumda bir kıyas yoluyla işte A ve B arasında bir ilişki kurabilirsiniz. Halbuki diyalektik bir mantık silsilesi sistemi kurmaya çalışsak eğer çelişki kavramına bakmamız gerekiyor. Ve çelişkinin belki biraz önce benim yaptığım tarzda bir tanımını yapmıyor. Yani bir zıt görünen unsurları bütünlük içinde ve ilişkileri içinde ele almak gibi bir tanım yapmıyor ama tam da bu tanımın çeşitli unsurlarını ortaya koyuyor diyebiliriz. Çelişki kendini çok çeşitli şekillerde ortaya koyabilir. Fark ve farklılaşma şeklinde. Yani bir terimden diğerine geçiş ve zıtlık şeklinde ortaya koyabilir. Geçiş, dikkat ederseniz farklı, yani zıt görünen kavramlar arasındaki geçişlerden bahsediyor. Çatışkı şeklinde ortaya koyabilir. Şiddetlenmiş çelişki. Çünkü bu unsurlar arasında dinamik bir ilişki de olabilir ve bir çatışma da olabilir. Sabit bir şekilde ilişkilenmeleri de gerekmez. Ve çözümleme ve aşma uğrağı şeklinde de yine kendini dışa vurabilir. Yani o çelişki dediği şey de o sabit görünen unsurların aslında ilişkililiği ve karşılıklı olarak birbirlerini etkilemeleri şeklinde de çoğunlukla dışa vurur. Karşıt gördüğünüz pek çok unsur için bu böyledir. Ha bu şu anlama gelmiyor. Hegel için de, Lefebvre için de, Marx için de, Lenin için de, başkaları için de zıtlık yerine işte sabit zıtlıklar yani çelişki kavramının kullanılması işte her görüşte bir haklılık payı vardır. Bu anlama da gelmiyor. Yine siz o çelişki kavramına başvurarak o farklı unsurları ilişki içine soktuktan sonra bunların, örnek vereceğim, birinin tarafını tutabilirsiniz. Yani proletarya ve burjuvazi aynı gerçekliğin parçaları, veçeleri diye ya da birbirlerinden besleniyorlar diye siz burada işte ikisine de hakkını teslim edeyim demek zorunda değilsiniz. Böyle bir şey de yok. Önemli olan burada onların ilişkiselliğini hatırlamak, anlamak. Bambaşka, apayrı görünen şeylerin aralarındaki geçişi anlamak. Son birkaç şeye değinip de yavaş yavaş bitirebiliriz belki. Bilimlerdeki yöntemlere geliyor. Analiz üretkense konuyu parçalar ve bir öğeye varır. Ama diyalektik mantıkta bütün bu yapılan analizden sonra ulaşılan öğeler bütünün bir uğrağı olarak karşımıza çıkar. Yani basit bir analiz çerçevesinde kalan biçimsel mantıkçılar tam da bu ele aldıkları öğeleri bütünlükle beraber ele almayı aslında gözden kaçırırlar. Aslında günümüz
sosyal bilimlerinde de bu çok yapılan bir şeydir. Fen bilimlerinde de yapıldığını duyuyorum, okuyorum, izliyorum şeylerden, yapılan eleştirel çalışmalardan. Diyelim ki fen bilimlerinin herhangi birinde bir çok belirli bir konuda bir laboratuvar çalışması yapılıyor. Bunun üzerine yoğunlaşılıyor işte. Unsurlar orada ayrıştırılmış bir toplumsal gerçeklik, çok belirgin bir çalışma alanı, çok belirlenmiş bir örneklem grubu ve onun üzerinden gözlemler yapılıyor. Bu yapılan araştırmanın sonuçlarının bir bütün ile olan ilişkisinin kurulması çoğunlukla eksik kalıyor. Yapılan araştırmanın mesela toplumsal sonuçları ne olacak? Bu konuda pek sorular sorulmayabiliyor. Yani zaten biz bilim yapıyoruz, zaten insanlık için iyi şeyler yapıyoruz rahatlığında olabiliyor şeyler. Bilim insanları. Sosyal bilimler için bu zaten geçerli. Artık pek çok sosyal bilim alanı matematiksel yöntemlere dediğim gibi indirgenmiş durumda. İşte belli bir konuda anket yapıyorsunuz. Bu konu bu arada gayet toplumsal yakıcılığı olan bir konu da olabiliyor. Bu mülteci sorunu olabilir, başka bir sorun olabilir. Bu da sizi rahatlatıyor. Ben güncelliği olan bir konu üzerine bir bilimsel çalışma yapıyorum diye. Halbuki yaptığınız çalışmalar aslında gerçekliğin çok sınırlı bir kısmı üzerinde dönüp dolaşıp bütünü hakkında fikir veremeyeceği gibi elde ettiğiniz sonuçlar yoruma açık olmadığı ve işte bilimsellik kisvesi altında tartışmaya kapatıldığı ölçüde çok kötüye de kullanılabiliyor. Yani istatistik çünkü herkesin elinde aslında gayet silah haline de gelebilen bir şeydir. Bütünlüklü bir analiz aslında tam da bu sonuçların eleştiriye açılmasını ve belki bir gelecek perspektifinde tekrar gündeme gelmesini, yeni sorular sorulmasını sağlayabiliyor. Belki eksik olan bu. Lefebvre burada toparlarken yavaş yavaş şunu hatırlatıyor. Varlığın değişimleri tamamen nicel değildir. Nitel değişimleri bizim hatırlamamız gerekiyor her zaman nicel analizler yaparken ve aslında matematiksel bir analizde yapsak, mantıksal bir analizde yapsak bir gerçekliği ele alırken hep ele aldığımız konuların o ilişkiselliğini ve bu arada sürekliliğini hatırlamamız gerekiyor. Biraz aslında bu nicelliği ve bu arada mantığın o katı ayrıştırmalarını temel alan yaklaşımlarda bir süreksizlik fikri de hep karşımda çıkar. Şimdi tarihi mesela çok belirli şeyler, veriler üzerinden okursanız, istatistiksel veriler üzerinden okursanız çok keskin dönüm noktaları tespit etme eğiliminiz kolaylıkla ortaya çıkabilir. Halbuki hep hatırlamamız gereken süreklilikler içinde süreksizlikler olduğu, süreksizlik ve bunun tam tersinde gerçekliği olduğudur. Çünkü oluş sürekli bir gelişimdir ve sıçramalarla doludur. Ve siz oluşumu bir grafiğe indirgerseniz eğer ya bunun sürekliliğine fazla çubuk bükeceksiniz ya da onu belki noktalar üzerinden bir takım sıçramalar üzerinden okuma şeyiniz olacak. Halbuki o oluşu bir bütünlük içinde ele almak için bunun hem sürekli hem de süreksiz hem de sıçramalı bir gelişme olduğunu hatırlamamız gerekiyor. En sonunda vardığı noktada bütün bu bahsettiğimiz hareket, oluş aslında kendi içinde birdir. Yani karşımızda bir bütünlük var. Biz bir bütünlüğün içindeyiz. Bu bir toplumsal ve doğal varlık alanlarından oluşan bir bütünlük diye ben ekleyeyim buraya. Hareket halinde, uzun lafın kısası, dinamik bir bütünlük içinde yer alan özneleriz ve ele aldığımız inceleme nesnelerinin de tam da aynı diye dinamik bütünlük içinde yer aldıklarını hatırlayarak aslında bizim bir diyalektik analiz yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla mantığa da matematiğe de evet ihtiyacımız var. Empirik gözlemlere ihtiyacımız var. Duyusallık zaten bizim bir kenara bırakabileceğimiz bir şey değil. Ama bu olguları bizim belki ilk inceleme malzemesi olarak ele alıp ondan sonra kendi aralarında bir ilişkiselliği bunların hatırlamamız ve bütünle de beraber ele almamız gerekiyor. O yüzden empirik analizler her zaman ihtiyacımız olan şeyler. Yeter ki bunların bütünle olan ilişkilerini, onların dinamizmini, onların tarihselliğini unutmayalım. Evet, bu haftalık da bu kadar olsun isterseniz. Önümüzdeki hafta Hegelci diyalektiğin eleştirisiyle devam edelim. Çünkü Hegel'e çok hakkını teslim ettik. Ama bu bizi dört başı mamur bir Hegelci mi yaptı? Bu da tartışmalı çünkü Marx ve ondan önceki yazarlar gibi
Lefebvre'de Hegel'e ve Hegelci diyalektiğe çok yoğun eleştirilerde yöneltecek önümüzdeki hafta göreceğimiz gibi. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için ve önümüzdeki haftaya görüşmek üzere diyorum.